7. tema sanat ölçme ve değerlendirme cevapları ve soruları, Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 216, 217, 218, 219, sanat teması, 7. tema sanat ölçme ve değerlendirme cevapları, 7. sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 216 cevabı, A. Tema ile ilgili kelime ve kavramlardan oluşan bulmacayı çözünüz. Cevap: Bilinci varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt, bez ve bey üzerinde yapılan biçimleri. Resim: İkinci sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Tiyatro: Üçüncü bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek. Okumak: Dördüncü herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi. Sinema: Beşinci güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu alarak ele alınan felsefe kolu, güzel duyu. Estetik: Altıncı bir takım duygu ve düşünceyi belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı. Metin: Yedinci belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Sanat: Sekizinci aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü, cemiyet. Toplum: 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları sayfa 217 cevabı, B. İnsan ve toplum kavramlarının sizde uyandırdığı duyguları açıklayan bir yazı yazınız. Cevap: İnsan ve toplum. İnsan, sosyal bir varlıktır. Yani bir toplum içinde doğar, toplum içinde yaşar. Toplum dediğimiz şey de diğer insanlarla birlikte oluşturduğumuz yapıdır. Bu açıdan baktığımızda insan, içinde bulunduğu toplumun bir parçasıdır. Kendisini ondan soyutlayamaz. Kendisini en asosyal olarak tanımlayan bir kişi bile mutlaka toplumla ilişki içindedir. Zaten toplumla ilişkimizi olabilecek en iyi düzeyde tutmamız, hem kendimizin hem de toplumun yararınadır. Çünkü bizim sadece toplumla karşılayabileceğimiz bazı ihtiyaçlarımız vardır. Örneğin yemek yemek, ekmek almak, bir elbisemizi tamir ettirmek, toplumun da bize ihtiyacı vardır. Biz güzel şarkı söyleyebiliyorsak, resim yapabiliyorsak, yemek yapabiliyorsak, bilgilerimizi etkili bir şekilde aktarabiliyorsak, neden diğer insanları kendimizde olan güzelliklerden mahrum bırakalım ki? Evet, insan ve toplum karşılıklı bir iletişim içindedir. Bu iletişimin kesilmesi hem bireyin hem de toplumun aleyhinedir. Sonuç olarak, insan ve toplum kavramları, birbirinden ayrı düşünülemeyen iki temel yapı taşıdır. Bu kavramlar, insanın varoluşunu anlamada ve toplumsal düzenin kurulmasında önemli bir rol oynar. C. Aşağıdaki şiiri yönergeler doğrultusunda değerlendiriniz. Sanat: Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz, Faruk Nafiz Çamlı Belbir. Şiirin konusu nedir? Cevap, şiirin konusu sanattır. Şair, kendi özünü bırakıp başka milletlerin sanatına hayranlık duyanları eleştirmektedir. İkinci şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz. Cevap, şiir dörtlük biçiminde ve 14'lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları sayfa 218 cevabı, Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır? A. Öğrencilik yıllarının nasıl geçtiğini anlatıyordu. B. Türkçe dersini çok seviyorum. C. Aile toplumun temelini oluşturur. D. Gazeteciler binanın önünde toplanmışlar. Cevap, B. İkinci aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı yönünden farklı bir fiil kullanılmıştır? A. Arkadaşım yaşlı amcaya yardım etti. B. Kurşun kalemim okulda kayboldu. C. Çocuklar bahçede konuşuyorlar. D.
D. Kardeşim piknikte hasta oldu. Cevap C. Üçüncü aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir? A. Mimik. B. Konuşma. C. Jest. D. Kostüm. Cevap B. Dördüncü, insanlar geçmişte yaşadıkları bir olayı sonradan hatırlayarak yazabilirler cümlesiyle hangi yazı türünden söz ediliyor olabilir? A. Banı. B. Deneme. C. Şiir. D. Gezi. Cevap A. Beşinci, kitap okumayı çok seviyorum cümlesinde geçen fiille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci tekil kişiyle çekimlenmiştir. B. Geniş zaman eki almıştır. C. Basit yapılı fiildir. D. İş, kılıç bildirmektedir. Cevap B. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Dörtel Yayınları Sanat Teması sayfa 216, 217, 218, 219. 7. tema sonu ölçme ve değerlendirme etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.